Merhaba, ben Türk Lirası'nın değerlendiği Eskişehir'de öğrencilik işleriyle meşgul olan Yüksel. Becerebildiğim kadar yaptığım The Mandalorian 1. sezon 5. bölüm incelemesine hoş geldiniz. Kendi düşüncelerimi kısaca paylaşmadan önce bölümü de kısaca özetlemek istiyorum. Bölüme hızlıca bir uzay gemisi savaşı ile başlıyoruz. Savaşı havalı bir şekilde tabii ki Mando kazanıyor. Savaş sırasında gemisinde oluşan hasarı tamir ettirmek için Mando yakınlardaki bir gezegene iniyor. O gezegen Tatooine. Tatooine gezegeni yaşaması çok tehlikeli. İçerisinde birçok yaratığa ev sahipliği yapan aynı zamanda ve en önemlisi Anakin Skywalker'ın çocukluğunun geçtiği yer. Heh, tabii benim için en önemlisi. Mando bu gezegene gemisini tamir ettirmeye geliyor. Masrafı karşılayacak parayı kazanmak için iş ararken sözde parayı umursamayan ama loncaya girmek için canını verebilecek Toro Kalikan ile tanışıyor. Kaliken ile usta ödül avcılarından olan Fenik Şen'di öldürmek üzere yola çıkıyorlar. Çeşitli olaylar yaşanıyor. ve gereksiz ayrıntılara girmek istemiyorum. İkilimiz Fenik'i yakalamayı başarıyor. Fenik Kaliken'i kafalamaya çalışıyor fakat Kaliken Fenik'i öldürüyor. Bu ne ya yapboz gibi. Bu süreçte Lonca'nın hala Mando ve Bebek Yoda'nın peşinde olduğu seyirciye yenileniyor. Bölüm başı ötlek takılan Fenik Mando'nun karşısına geçiyor ama bölüm sonunda ölen tabii ki kendisi oluyor. Bölüm içerisinde Bebek Yoda'yı diğer bölümlere oranla daha az görüyoruz ki bu da beni bir tık üzdü. Şu tatlılığa bakın ya ben 30 dakika bunu izlemek istiyorum ya. Bölümün ortalarında Tatooine'de klon askerlerin kasklarının mızraklara geçirildiğini görüyoruz. Bu sahne gerçekten etkileyiciydi ve gezegenin ne kadar tehlikeli olduğunu bizlere gösteriyordu. Çok spesifik bir şey değil ama nedense bu sahnede aklıma direkt Game of Thrones'ta Ned Stark'ın kafasının mızrağa geçirilmiş hali geldi. Yani neden olduğunu bilmiyorum sadece söylemek istedim. Bölümde Mando'nun savaş teknikleriyle alakalı yeni şeyler izlemek karakter gelişimi açısından benim çok hoşuma gitti. Ayrıca çok az sahnede görünen ve korkudan kaplumbağa gibi görünmeye başlayan droidler de çok tatlıydı. Bölümde beğenmediğim iki olay var. Bölüm içerisi çokça övülen Penik'in bence kolay yakalanması ve Mando'nun uyuduğu bölümlerde yaşananları beğenmedim. Bu olayların biraz basite kaçtığını düşünüyorum. Bebek Yoda'nın bölümden bölüme daha da hareketlenmesi ilerleyen bölümler için beni heyecanlandırsa da finale 3 bölüm kala hala istediğim büyüklükte bir aksiyon göremedim. <laughs> Ama tabii ki yani arkadaşım Ali'nin de dediği gibi adamlar o kadar diziye çekiyor yani benim düşüncemin ne gibi bir önemi olabilir ki. 5. bölümü Fenik'in cesedinin başında belirlenen sahibi gizemli ayaklarıyla bitirdik. Bölümü genel itibariyle beğendiğimi söyleyebilirim. Konuk oyuncuların performansları tatmin ediciydi. Ki zaten Toru Kalikan'ı oynayan adamı gördüğüm anda kıllanmıştım ki adam zaten değişik uyuz bir şey çıktı ya. Bölümde az önce belirttiğim iki sahne dışında beni rahat eden başka bir olay olmadı. Bir sonraki yani 6. bölümde Mando'nun tehlikeli bir görev için bir ekibe dahil oluşunu izleyeceğiz. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.